9 Haziran'da Gazze'deki Nusayrat mülteci kampına sözde 4 rehineyi kurtarmak adına saldıran İsrail 67'si çocuk, 57'si kadın olmak üzere 274 masum Filistinli katletmiştir. Böylece İsrail soykırım suçuna bir yenisini daha eklemiştir. Bu insanlık dışı saldırı ilan ediliyor. Hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçundan yargılansa da buna aldırış etmeden mazlumları canice öldürmektedir. Uluslararası barış, huzur, istikrar ve güvenliği sağlamakla görevli kurum ve kurullar iflas etmiştir. Geldiğimiz bu aşamada Avrupa Birliği'nin ve yeniden seçimi yapılan Avrupa Parlamentosu'nun bir vicdan ve adalet ve insani muhasebe yapması mecburiyettir. Çünkü yangın sadece Gazze'yi de yakmakla kalmayacak, Avrupa ülkelerini de doğrudan doğru etkileyip insani felaketlerin sonuçlarıyla yüzleştirecektir. Tekrar ifade etmem gerekirse, göç ve sığınmacı akını yalnızca Türkiye'nin değil, çağımızın ve tüm dünyanın en çarpıcı, en yakıcı sorunlarından birisidir. Hiç kimse bu ağırlaşmış mesele üzerinde kafa yormazken, parti olarak aralarında uzman ve akademisyenlerimizin bulunduğu nitelikli bir komisyon marifetince ve dört başı mamur şekilde hazırlığı yapılan sınır aşan göçler çalışmamızı gündeme taşıdık. Demografik istikbalimizi zedeleyecek tehlikeli akımlara karşıyız. Nüfus dengemizi, milli yapımızı, bu coğrafyadaki varlığımızı melezleştirecek insan akımlarının sonuna kadar karşısındayız. Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı, geri kabul anlaşması sonlandırılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu mühim konuya bakışı milletimizin bakışıyla bir ve aynıdır. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Avrupa Birliği ile inişli çıkışlı üyelik sürecine kategorik bir reddiye içinde değildir. Bilakis üyelik müzakerelerinde ipe un seren ve reddiyeci tavır takınan Avrupa Birliği'dir. Dünya sadece Avrupa Birliği'nden ibaret sayılamaz. Onurlu, eşit, hak ve sorumluluk içeren, milli ve manevi değerlere hürmet gösteren, başkent Ankara'yı Brüksel'in kapı kulu haline getirmeyen bir üyelik statüsüne itirazımız elbette olmaz, olamaz. Ne var ki aksi politik adımlar Türkiye'yi içe saymaktadır ki buna sessiz kalmamız eşyanın tabiatına aykırıdır ve Avrupa Birliği ile üyelik sürecini bu şartlarda ilerletmenin veya bu uğurda emek harcamanın hiçbir manasından bahsedilemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız bir devlettir. Bağımsızlık milletimizin şeref ve namus sancağıdır. Sancak yere düşmeyecek, Türkiye kör labirentlerde yolunu kaybetmeyecektir.